Arkadaşlar ben size bir dokunmatik yüzey üzerindeki sütunu kalitesi değiştirerek nasıl kullanıcı geri beslemesini artırabiliriz. Bununla ilgili makalemini anlatacağım. Bunda ilk aklımı, dikkatimi çeken şey oldu. 8 tane yazarı var makalede. Daha önce hiç bu kadar kalabalık bir şey görmemiştim. 3 farklı ülkeden 8 kişi bir şekilde birleşip yapmışlar. Çok ilginç geldi bana. Makale 2011'de konferansta sunulmuş. Yeni sıralayacak makale. Giriş yapacağım. Sonra bir takım çalışmalar, deneyler yapmış. Onlardan bahsedeceğim. Sonuçları göstereceğim. Hocamızın bahsettiği gibi iki tip şey var aslında. Haptik ve taktil olmak üzere taktil veya taktil deniyor. Bu ilk grafiksel arayüzlerin ortaya çıktığı yıllardan itibaren biliyorsunuz işte Apple, daha sonra Amiga, gerçi artık o firma yok ama 80'lerin başından itibaren insanlar bu nasıl desek sevimsiz konum satırına ziyade görsel arayüzleri daha çok tercih etmeye başlamışlar. Zaten bugün de biliyorsunuz artık her şey görsel ekranlarla yapılıyor. Ve hala bu çok araştırma devam ettiği önemli bir konu. Şu anda kullanılan cihazların çoğu artık tuş bile kalmadı. Hep touch screenlerle kontrol ediyoruz. Bu şu anki teknolojide daha çok kapasitif tercih ediliyor. Rezistif var gibi. Biraz daha eski teknoloji. Burada basit olarak makalede yok tamam. Bir cam yüzeyi iki tane kapasitörün plakalı olarak düşünürsek, insan vücudu sonuçta tam olarak yalıtkan bir yapı değil. Biz bu parmağımızı yüzey üzerinde hareket ettirdiğimizde elektrik alanını değiştirmiş oluyoruz. Böylece özel bir kontrolör entegre değişen kapasitör oranına göre parmağın ucumuzun nerede olduğunu anlayabiliyor. Yalnız bu çalışmada farklı bir yöntem kullanmışlar. Tam gözükmüyor bilmiyorum ama şurada iki tane lazer ışın var. Bu tarafta alıcılar var. Bilmiyorum sanırım tam gözükmüyor. Çünkü siyah küçük fotoğraf. Büyük dünyada kurulmalı. Bu alıcılar matris şeklinde diye tahmin ediyorum. Ve parmağımızın ışığı kestiği yere göre konumunu belirliyor. Burada üst üste 3 tane katman var. Bir tanesi ekranın kendisi zaten. Üzerinde pozisyon algılama yüzeyi var. Bu farklı teknolojiler olabilir dediğim gibi. Fakat farklı olan araya bir tane uyartma yüzeyi koymuşlar. Ondan biraz sonra tekrar bahsedeceğim. Ve buna da large area tactile pattern display adını almışlar. Bu deneysel prototip bir çalışma. Ve bunun 2011 yılı makalesi için düşünürsek 3 ila 5 yıl içinde neredeyse 1000 ila kullanılacağını öngörmüşler. Şu an için ne durumda bilemiyorum. Bu 85 makalesine göre referans atıf yapmışlar. Burada sadece şey var. Herhangi bir geri besleme yok. Çok klasik halini düşünürsek. Bu yüzeyi kontrol edebiliyoruz bir şekilde ama sonuçta işte bazı insanların parmağı küçük oluyor, bazılarınki büyük oluyor. Ya da yüzey belki bir şekilde kirlenmiş olabiliyor. İşte parmağın hareket hızına göre tam istediğimiz konuma ulaşamayabiliyoruz. Bu hala üzerinde çalışılan sorunlar. Şimdi kullanılan sistemlerde genellikle titreşim var. İşte bir onay, mesela butona bastığımızda onay olarak cihaz titriyor sanki sesli modundaymış gibi. Şu an kullanılan genelde bu. Fakat makalede sunulan farklı bir sistem. Bunda da yine o şu yüzeyi bir piyoz elektrik malzemeyle kaplamışlar. 26 kHz bir sinyal uyguluyorlar. Bu sinyal uygulandığında bütün yüzey titremeye başlıyor. Tamam titremeye başlıyor. Bu genelde şeylerin içinde küçük bir DC motor olur titreşim modunda sessizliği aldığımızda. Genelde şu an kullanılan o. Bunların tamamen farklı. Bunlara da sadece o yüzey titriyor. Aradaki yüzey titriyor. Ve yüzey titrediği zaman sürtünme katsayısı değişiyor. Bu şekilde bu titreşimi ayarlayarak kullanıcıya bir geri besleme imkanı sunabiliyorlar. Şimdi bunun tabii bir takım testler yapmışlar.
psikolojik etkisini açmak için. Şimdi burada bir örnek ekran görüyorsunuz. İlk önce bir kontrol çizgisi koymuşlar. Şu mavi gördüğünüz çizgiler. Ve farklı piksel kalınlıklarında hedef çizgileri koymuşlar. 12 kişi üzerine bazı deneyler yapmışlar. Çok fazla ilk önce insanların alışması için zaman geçmiş. Herkes nasıl kullanacağını anladıktan sonra bir takım deneyler yapmışlar. Burada kullanıcı ilk önce bu çizgiyi elini değdiriyor. Sonra yukarıya doğru kaydırmaya başlıyor. Bu çizginin üzerine gelince bırakıyor. Eğer düzgün şekilde bu işlemi yapabildiyse bu çizgi, kırmızı çizgi yeşile dönüşüyor ve kayboluyor. Ve bu arada tabii şey yapıyorlar, bu ekranın sürtünme kat sayısını değiştiriyorlar. Bunun için üç farklı yöntem kullanmışlar. Bir tanesi sabit yüksek sürtünme kat sayılı, bir tanesi sabit düşük, bir tanesi değişken. Değişken nasıl? Mesela buna dokunduğumuz zaman hissedebiliyoruz. O anda ekran titremeye başlıyor. Bu arada bütün ekran titriyor ama bizim parmağımız burada olduğu için sadece bu çizgi titriyormuş gibi hissediyoruz. Bu yukarıya doğru kaydırıyoruz. Yukarıya doğru kaydırırken sürtünme kat sayısı azalıyor ve kolaylıkla kaydırabiliyoruz bu durumda. Şu çizgiye yaklaştığımız zaman bu pikselle belirlenen bölge tekrar titreşmeye başlıyor. Bu durumda yani tam olarak aslında görmesek de dokunma duyumuzu orada bırakmamız gerektiğini anlayabiliyoruz. Bunu farklı kanıtlara denemişler. Ve ona göre bir takım sonuçlar elde etmişler. Bu fits kuralı var biliyorsunuz, fits tizası. Ona göre bir zorluk indeksi belirlemişler. Burada en kullanıcıların en çok hoşuna giden ve en hızlı sonuç alabildikleri yöntem variable friction. Yani seçtiğimiz anda ki sürtünme katsayısı değişiyor. Kaydırırken katsayı azalıyor. Rahatça kaydırabiliyoruz. Sanki sürtünme yapmış gibi. Ulaşmak istediğimiz noktaya gelince tekrar titremeye başlıyor. Burada gördüğünüz gibi hem süre açısından hem de kullanıcıların memnuniyet açısından en iyi çözümü variable friction olmuş. İkinci çalışmada, ilk çalışmada şöyle hatırlarsınız, hiçbir arada engel yoktu. İkinci çalışmada esas hedef çizgisinin üzerine bir takım engeller koymuşlar. Yani farklı aralıklar, farklı piksel aralıklarla ve farklı uzaklıklarla. Bunda da bir tam olarak bir grafiksel sonuç yok ama yine kullanıcılar aynı şekilde variable friction yöntemine en iyi sonuç verdiğine karar vermişler. Burada da yine parmağımızı dokunuyoruz. Bu siyah noktaları geldiğinde titreşim artıyor. Ama biz zaten görsel olarak da bildiğimiz için aynı noktaya gitmemiz gerekiyor. O noktaya geldiğinde bırakıyoruz. Üçüncü bir çalışma sürükleme, sabıtıda sürükleme çalışması. Bu çalışmayı bir önceki çalışmadan hemen sonra yapmıştık aynı deneklerle. Burada da bir pikseli kaydırıyoruz, piksel durumunu kaydırıyoruz. Belli bir anda sürtünme artıyor birden. Sürtünme artınca gördüğünüz gibi hız azalıyor. Yani parmağın kaydırımız azalmış oluyor. Tersi durumda da ilk başta sürtünme katsayısı yüksek. Sürtünmeyi azalttığımız zaman bir anda bir parmak hızlanıyor ama daha sonra denge oturuyor. Şuralarda, şuralarda. Şimdi bunlar çok temel testler. Esas olarak uygulamalarda nasıl sonuç almışlar? Bunun içinde 4 farklı demo hazırlamışlar. Bir tanesi bir alarm ayarı için saat alarmı ayarlanıyor. Burada bu dahil şeklinde rakamlar var ve işte günün belli saatleri var. Ve çalması istenen alarm melodisiyle ilgili bir seçenek var. Burada kırmızı ile gösterilen yüksek sürtünme, mavi ile gösterilen düşük sürtünme ifade ediyor. Gördüğünüz gibi tam bu rakamların üzerine geldiği zaman friction artıyor, aralarda friction azalıyor. Belki bilirsiniz böyle buna benzer mekanik sistemler olduğunda eskiden. Üzerinde rakamlar yazan, işte sayaçlar falan böyle. Yani o etkiyi birebir hissedebiliyoruz.
İkinci uygulama bir basit file manager uygulaması. Burada da işte bir klasörü sürükleme, çöp kutusuna atma gibi uygulama yapmışlar. Bunu da ilk sürüklemek istediğimiz nesneyi seçiyoruz. Sürüklerken sabit bir sürtünme katsayısı var. Çöp kutusunun üstüne geldiğimiz zaman bu sürekli azalıp artıyor ve biz yine o noktaya geldiğimizi anlamış oluyoruz böylece. Yine bir uygulama. Bunda da basit bir oyun sistemi kullanmışlar. Bunda da gördüğünüz gibi yine hareket ettirme, yukarı aşağı sektirme durumlarını simüle edebiliyoruz. Son olarak bir text editor hazırlamışlar. Burada da yine bir sözcüğü seçme, kaydırma, yerini değiştirme vesaire bir tip işlemler için yine bunu kullanmışlar. Sonuç olarak 5 üzerinden 4.1 kullanıcı bu özelliği kapatmak istememiş. Gerçekten hoşuna gitmiş ve sürekli bundan sonra ben bunu kullanırım demiş. Bir takım böyle ilginç yorumları almışlar burada. Dediğiniz gibi sanki gerçekten dokunuyorum gibi hissettim demiş. Gözlerimi kapatsam bile yapabiliyorum demiş. Çok doğru bir şekilde demiş. Ve sanki gerçek gibi bir duyguya kapılmışlar. Burada da onun yine istatistiksel açıklaması var. Burada genelde sabit yüksek sürtünme katsayısından ziyade değişken katsayı her zaman tercih edilmiş. Sonuçta yazarlar hipotezimi gerçekleştirmişler ve touchscreen'lerden şu an için olabilecek en gerçekçi sonucu elde ettiklerini düşünüyorlar. Ve bu hem yapılan işlemin hızını, performansını arttırıyor hem de kullanıcının psikolojik olarak daha memnun olmasını sağlıyor. Duygusal psikolojik olarak. Bu harici olarak kalır. Eklenebilecek bir şey mi? Sen bu tabletimi ekleyebilir miyim? Belki yapılabilir. Onunla ilgili bilgi yok ama hani sonradan ben üzerine yapıştırabilecek şekilde belki bir ürün olabilir. Bilmiyorum. Yani ama yani şurada mesela bakın bayağı büyükçe bir aplikasyonla birlikte ama şey var. Yani bunu bilmiyorum. Lazerle ölçü. Evet. Yani bu ilk defa pozisyon şey zaten biraz büyük. Bir de bu kullanılan piyoelektrik malzeme hani ne kadar tutulabilir, nasıl besleniyor, ne oluyor, onunla ilgili bilgi yok. Yani belki o teknik açıdan şu an için çok uygulanabilir olmayabilir. Ama bayağı ilginç bir makara ya. Sen şey görüyorsun, ünlü bölgeyi hareket ediyorsun ya. Peki, sürtünme artıyor.